Saat tamircisi, Berkay Dibek, dünyanın anlamı, kosmosun uçsuz bucaksızlığının yarattığı korku, kapalı bir dünyacıyı yaratmıştır. Kadim toplumların içinde yaşadığı bu kapalı dünyanın sınırlarında bilinmeyenin, biçimlenmemiş olanın egemenliği başlar. Bir yanda düzenlenmiş bir mekan vardır, ötesinde. Kaos hüküm sürer. Bilinmeyenden türemiş efsaneler ile zaman arasında sıkı ilişkiler vardır. Bir efsanecin prinsipi o, yani başlangıçlarda başat ve zaman dışı bir anda, kutsal bir zaman aralığında meydana gelmiş olan olayları anlatmaktadır. İlyade 1992, S. 43-44 kutsal. Zaman gündelik olarak akan zamandan daha farklı anlamlar taşır. Bir efsane anlatılırken, sözü edilen olayların içinde gerçekleştikleri kutsal zaman bir bakıma tekrar ve tekrar anımsanmaktadır. Bu güncelleştirme gündelik zamanın akışını parçalamakta birliktelik. Duygusu içindeki insanlar kutsal bir zamana geçmektedir. Kutsal temsil bir görünüşün gerçekleştirilmesinden öte bir şeydir. Simgesel olarak hayatın temsilini de aşan, mistik bir gerçekleştirmedir. Ortada görünmeyen, sözde anlatılmayan ama herkesin bildiği, hissettiği bir şey orada o zaman içinde güzel, hakiki ve kutsal bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ayine katılanlar, eylemin yüce bir mutluluğu somutlaştırdığından ve kendi alışılmış hayatlarındakinden daha yüksek bir düzeni gerçekleştirdiğinden emindir. Ayin bir gösteri, dramatik bir temsil, bir simgeleştirme ve bir gerçekleşme ikamesidir. Cemaat, mevsimlerle birlikte gelen kutsal bayram günlerinde, doğa hayatının büyük olaylarını kutsal gösteriler aracılığıyla kutlamaktadır. Mevsimlerin art arda gelişi, yıldızların doğuş ve batışları, ürünlerin büyüyüp olgunlaşmaları, insanın ve hayvanın doğum, hayat ve ölümlerine ilişkin simgelerle temsil edilmektedir. İnsanlık, doğanın düzenini nasıl kavruyorsa öyle oynamaktadır. Huizinga 2006, S. 34. Her kadim toplumun deneyime temellenen ve mantıkla biçimlendirilen önemli bir bilgi birikimi vardır. Bu birikim, yaşamın maddi yanını, sanatı, zanaati, ticareti örgütleyendir. Burada büyü ve dinden net bir biçimde ayrılan bir yönüyle deneysel bilgiye, öte taraftan mantığa, inanmaya dayanan bir davranış biçimine işaret eder. Yapılan her işte büyü vardır. Fidan diken biri bunu dua okumadan yapmaz. Yağışın yeterli olmasını, ürünün bereketli olması için kutsala başvurmayı seçer. Ama bir yandan da fidanını çapalar, sular, budar. Gözlemlerine dayanarak, bu doğal güçlerin zihinsel ve bedensel bir çabayla denetim altına alınabileceğini de bilir. Malinowski 1990, S. 18. Çalışmayı kutsaldan ayırmaz. Yaşamını içinde, yaşadığı dünyayla bütünleştirerek sürdürür. Zaman benim der saat tamircisi. Onu sayan, dakikalara, saniyelere parçalayan, yıllara, yüzyıllara bütünleyen, her zembereyi çarkı, vidaya ait olduğu yere oturtan, aralarında hiç bilmedikleri bağlantılar yaratan benim der. Bilinenden bilinmeyene akan bir zamanı kuran, tanımlayan, açıklayan, kavramlaştıran, anlamlandıran, hayat denileni kurgulayan, var olanı zamansal yapan, oyunu ortaya koyan, oynanabilir kılan kimdir diye sorar saat tamircisi. En kısa gölge onunkidir. Tarihin dışında, zamanın dışında saf dinsel olgu yoktur. Burada somut olan şey, tarihin içinde ve tarih boyunca görülecek olan kutsalın tezahürüdür. MIT bize kutsalın hikayesini anlatırken, insanların ve dünyanın karşılıklı görüntüsünün sonsuza dek birbirini yansıttığı ve doğa ve kültür ilişkilerinin prizmasında sürekli olarak kırılıp yeniden birleştiği dev bir ayna oyunu kurar. Benzeştirme yoluyla tüm dünya bir anlam kazanır. Habermas 2001, S. 72. Kutsalın, simgelerin, efsanelerin, ayinlerin yalnızca tarihsel bir durum değil de, her seferinde insanın sınır bir durumunu, yani insanın evrendeki yerinin bilincine varırken keşfettiği, dünyanın anlamını içinde taşıyan bir sınır durumu olduğunu bize işaret eder. Tam bu noktada Jürgen Funk'in evrenin simgesi olarak oyun tamlamasıyla yüzleşmek, kozmosun uçsuz bucaklığının yarattığı dipsiz korkuyu bir ölçüde olsun uyuşturmak amacıyla oyuna, oynamaya başvurmanın anlam iskeletini çözümlemek gerekir. Batur, 1994, S. 69. Vates denilen bilge şairler yazılı kültür öncesinde bilginin saklanmasında, aktarılmasında yüklendikleri bir görev vardır. Etkin bir toplumsallaşma aracı olarak epik ve tarihi anlatırlar. Topluluğun ve onun parçası olan insanın bellek kazanmasını sağlarlardı. Bu süreç içinde toplumun üyeleri de topluluğun aracılığıyla kimlik kazanmış olurlardı. Simgeci düşünce, oyuna, çocuğa, şaire ya da dengesize ait olan bir alan değildir, insan özünün bir parçasıdır. Dile ve yargılara dayalı düşünceyi öncelemektedir. Simge gerçeğin, diğer tüm bilgi araçlarına
meydan okuyan bazı yanlarını açığa çıkartmaktadır. Eliade 1992, S.C. İmgeler, Simgeler. Mitler bir işlevi yerine getirmekte bir oyunun bir dünyanın kurucu unsurları olmaktadırlar. Saat tamircisi çocukluğunda oynadığı oyunları keyifli bir buruklukla anımsar. Birbirini iten çeken gezegenlerin, kayan yıldızların, gökyüzünü yaran şimşeklerin, şekilden şekle giren renkli bulutların, hayatın içinde kaygısızca dolaştığı zamanlar çocukluğunun mutlu günleridir. Güneşin dünya ile oynadığı gölge oyununu izlemekten hiç bıkmamıştır. Oynamaktan ve oynayanları izlemekten hoşlanır. Ve Herakleitos'un şu sözünü ağzından hiç düşürmez saat tamircisi. Dama oynayan bir çocuktur zaman. Krallık çocukta. Herakleitos 2003 S18. Herakleitos değişim fikrini keşfeden filozoftur. Onun zamanına kadar Yunan filozofları doğu düşüncesinden etkilenerek dünyayı kocaman bir yapı olarak tasarlıyorlardı. İnşa malzemesi, maddi şeyler olan bu yapı eşyanın bir toplamıydı. Kozmos'tu. Ama Herakleitos dünyayı bir yapı olarak değil, daha çok devasa bir süreç olarak görmüştür. Bütün şeylerin bir toplamı değil, daha çok bütün olayların ya da değişikliklerin yahut olguların hepsi. Her şey akıştadır, hiçbir şey duruşta değildir onun felsefesinin temelini oluşturur. Popper 1967, S13. Herakleitos kosmosu bir yapı olarak yıktıktan sonra onu dünya süreci içinde bir kader ve değişim ekseninde yeniden kurmuştur. Herakleitos'un Pantare'yi önermesi oluşun ilk saptamalarından biridir. Ama bu akışın yönü nedir? Akıp giden dünya karşısında insanın konumu nedir? Yoksa insanın kendisi de akıp gitmekte midir? Antik dünyanın bize armağan ettiği en önemli soru, iyi olanın temelinde ne olduğu? Eudaimonia, en önemli felsefi tavırda nasıl yaşayalım? Teknetobio sorusudur. Çünkü evrenin kosmos olarak tanımlanmasının temelinde varlığın, güzel, uyumlu ve iyi olarak kavranılması yatar. İnsan böyle bir evrenin parçası olarak aynı yapı ve özü paylaşır. Böyle bir evren anlayışının doğal sonucu olarak varlık ile yaşam, düşünce ile varlık arasında tözsel bir farklılık görünmez. Örneğin sofistler doğa yasasıyla insanın davranışını düzenleyen etik yasasının aynı olduğunu varsayarlar. Yaşamın anlam olanakları varlığın içinden araştırılmaktadır. Nietzsche göre Sokrates ilk yaşam filozofudur. Yaşamın bilgiye ve düşünceye hizmet etmesini değil de düşüncenin yaşama hizmet etmesinin gerektiğine inanır. Sokrates'in kendini bil, kendini tanı, ginitisitatın ne bene ilişkin kuramsal bir bilgi ne de haddini bil anlamında davranışı sınırlayıcı bir bilgidir. Bu sözcük varoluş duyumunun anlatılmaya çalışıldığı yaşama dönük bir ifadedir. Asıl olan ruhun bilgisine ulaşmaktır. Ruhun bilgisi insanı yanılgısız olana, değişmeyene yöneltir. Değişmez, kalıcı ve düzenli olanın bilgisine ise salt. Rasyonel düşünce etkinliği olarak teoriye yoluyla ulaşılabilir. Teoriye etkinliğine örnek, felsefedir ve görebilme yetisini ulaşabileceği en son noktaya ulaştırır. Gözlem ve deneyimle ulaşılan bir tür sezgisel kavrayışla elde edilir. Ussal bir bilgiyi içermez. O epistemedir. Episteme, tanımlara, fiziksel durumlara yönelik olduğundan gerçek bilgiyi temsil etmez. Değişebilen, gelip geçici olan, rastlantısal ve bireysel olan şeyler, oluş değil, bu görünür. Gerçekliğin ardındaki varlıktır teoriyanın konusu. Sokrates bir anlamda kuramsal bilim ile uygulamalı bilim tartışmasının da başlangıcında durmaktadır. Sokrates'ten Platon'a, Aristoteles'e gittikçe bu kuramsal tavır almayınan felsefesinde Aristo ve Platon'un felsefenin kaynağını kendisinde buldukları teorileşmeye dönüşür. İnsan dünyanın katılımcısı olmak yerine seyircisi, gözleyicisi haline gelir. Bu dönemden itibaren ontolovinin ve doğa felsefesinin çıkış noktası olan var olan olarak var olan nedir onheon sorusuna epistemolovinin insan bilgisinin kaynağı nedir sorusu eklenmiştir. Bakışın evrenden insana yönelmesi, önce kendimizi anlamlandıralım, oradan evrene gideriz. Düşüncesi, doğanın yerine insanın ikame edilmesine, böylelikle yeni bir ruhun doğmasına yol açarak doğa felsefesinden, insan ve toplum felsefesine geçişin temelini oluşturur. Yunan felsefesinde insanın karşısında ya da ondan ayrı bir gerçeklik değil, var olandan kendisine ulaşılan, insanla birlikte mevcut olan olarak anlaşılan özne anlayışı farklılaşır. Var olana özne dolayımında uzanma ile var olana varlığın içinden uzanma farklı yaklaşımlara dönüşür. Birincisi kendisine içkin olan ayırıcı, yadsıyıcı ve bölücü dualizm ile çevrelenmiştir. O nedenle varlıktan ayrılma aslında insanın kendi tarihinde gerçekleştirdiği en büyük düşünsel kopmadır. İnsanın kendi varlığının anlam olanaklarını varlığın içinden değil de özneden hareket
ederek aramasının başlangıcı olarak, felsefi düşünceden kopuşun gerçekleştiği dinsel momenti verebiliriz. Erkızan, 2005, S. 169, Platon ile kırılmaya başlayan etik ve politik zemin, Yahudilikte görünür olup Hristiyanlıkla temellendirilmiştir. Doğru, varlığın yasasına uymaktan çıkarak itaat ile tanımlanır. Tanrı evrenin dış yaratıcısı konumuna çıkarılır. Doğa, yaratıcının bir eseri olarak nesneleştirilir. Böylelikle kendisine ilahi bir armağan olan idrak, yardımıyla insanın önünde, doğanın dışındaki bir tanrıyı hayatına içselleştirebilme yolu açılmış olur. Hristiyanlık doğanın içinde tanrının krallığını kurmayı amaçlarken, İslamiyet, alemki nizamı tesis etmeye yönelir. Platon, düşüncenin kendi başına düşünüldüğü dünyayı yaratır. Mükemmel ve değişmeyen, formlar alanı olarak düşünsel ile değişen ve mükemmel olmayan maddesel dünya alanını birbirinden ayırır. İnsan akılsal, ruhsal ve maddesel bir birleşim olarak kabul edilir. Başka bir deyişle insan ruh ve maddenin birleşimidir. Ruh insanın iyi olan parçasıdır. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Buna karşılık, madde insanın kötü olan parçasıdır. Madde de hapistedir. Ya da madde ruhun hapishanesidir. Platonculuk bu ikilik üzerine temellenmiştir. Tüm tek tanrılı dinler Platon'la farklı biçimlerde ilişkiye girmişlerdir. Platon'un kozmologisi, varlık anlayışı, insan ruhuna bakışı, insanın yaşadığı olan dünya ile bu dünyanın ötesi arasındaki geliştirdi. Düşünceler, bu dinlerdeki mistik eğilimleri belli ölçüde etkiler. Söylenen şudur, kutsal kitapların sözel anlamı ile ruhunun manasını, bedeni ile ruhunu birbirinden ayırmak gereklidir. Maddeye bağlı büyük çoğunluk tanrısal mesajı arınmış bir biçimde kavrayamaz. İşte bu yüzden Tanrı vahyini insan görünümlü peygamberlerle gönderir. Platinos, Platon felsefesinin gizemci yanını alıp edebi bir tarzda yeniden kurmuştur. Platon öğretisinin yeni bir yorumu olarak Hristiyan ve İslam felsefe ve teolojisinde derin etkiler yaratmıştır. Saat tamircisi, uyumadan, yorulmadan, dinlenmeden zemberekleri, telleri, vidaları bir araya getirmeyi, onlardan onlara benzemeyen farklı bir şeyi ortaya koymayı, düzensiz işleyenleri düzene sokmayı, ayarsız olanları ayarlamayı sever. Bir saatin içine sığdırılan onca malzeme, yayların dişlilerin tasarımdaki doğruluğu, uygunluğu ve tüm bu parçaları bir araya getirilmesini sağlayan bilgi, ona hiç tükenmeyen bir çalışma gücü verir. Arada bir, bin türlü malzemeyle dolu tezgahının başında oturup, penceresinden dışarıya baktığında, zamanın avucunun içinde olduğunu, tüm çağları, tüm dünyayı ve giderek tüm evreni görebildiğini düşünür. Övünmeyi sever zamanın ulu yapıcısı. Antikite var olan her şeyin değişmez yasalara göre, aynı şekilde oluşup devindiği temel tezinden hareketle çembersel döngüsel bir kozmos zaman anlayışı geliştirmiştir. Ne var ki, Yahudilik ve Hristiyanlıkla birlikte, zaman son derece belirgin bir şekilde keskinleşerek, çizgisel bir ilerlemeye dönüşür. Zaman yaratılışta başlayıp kıyamette sona erecektir. Çünkü, insanın kendisi bir başlangıç ve bir son arasında akıp gitmektedir. İnsanı hayat denilen bu başı, sonu belli olan cendereden kurtarmak için bir ezeli ve ebedi tanrıya ve kendi ruhunun ölümsüz olmasına ihtiyacı vardır. Radikal bir kopuş söz konusudur ve bu kopuşun çerçevesi hiç de rastlantısal olmayacak biçimde, yani antik dünya ile Roma'nın çöktüğü bir dönemde, Augustin tarafından çizilmiştir. Geri dönülmez bir biçimde zaman içinde ilerleyen tekil bir
insanlık tablosu tasavvur eden Augustine, açıkça geçmiş çağların döngüsel zaman anlayışına saldırmıştır. Hristiyan teolojisinin resmi anlayışı olarak gelişen bu kültür felsefesinde, tüm insanlığın, gelecekte erişilecek olan bir en yüksek kültür idealine doğru, sürekli bir ilerleme ve yükseliş içinde geliştiği ileri sürülür. Özlem 1993, S115, yaklaşık olarak ISS 400. Yıllarında ortaya çıkan bu yaklaşım, kayda değer ilk kültür tarih teorisidir. Galip gelen, çizgisel zamana damgasını vuran Hristiyanlığın göstergelerinden biri olarak, kısa bir süre sonra feodal Avrupa'da, katı bir zaman tarifesi altında yönetilen ilk günlük yaşam örneği ortaya çıkar. Bu örnek manastırdır. Adeta bir saat gibi işletilen, katı bir şekilde düzenli ve mutlak olan manastır, bireyi tıpkı duvarlarıyla kuşatır gibi zaman içine hapseder. Saat, zamanı gösteren bir araç olmaktan çıkmaya başlayarak, insan eylemini koordine eden, davranışlarda eş zamanlılığı ortaya çıkaran bir hüviyete bürünmeye başlar. Saat tamircisi tüm dünyayı kaplayacak büyüklükte olan bir saatin kadranını düşlüyor. Dünyanın bir saat gibi işleyebileceği umudu ve tek bir saniyenin bile heba olmayacağı düşüncesi onu heyecanlandırıyor. Akrebin ve yelkovanın arasında mekanikleşen zamanın, dünya üzerindeki tüm boşlukları yok ederek mutlak bir egemenliğe ulaşacak olması ve geleceğin gözlerimiz önünde geçmişe dönüşüyor olmasıyla eğleniyor. Anlam dünyasını tek tanrılı dinlerin oluşturduğu bir dönemde inanma desteğini akıldan, akla dayalı düşünceden almıyordu. Önce akla başvurup ardından inanılmıyor. Önce inanılıyor. Ardından düşünülüyordu. Augustinus, credo ut intelligam diyordu, anlamak için. İnanıyorum. Bu deyim tüm ortaçağ felsefi düşüncesini özetlemektedir. Ben varım diyen tanrı her şeyin hatta felsefenin de ilkesi olmuştur artık. Çotuksöken 1993, S14 dünyanın Hristiyanlık dışında kalan bölgesinde ise, anlam dünyası ile öyle olan dünya arasında içten gelen bir uyum, ahenk, harmoni tesis edilmeye çalışılır. İslam filozofları antik çağ filozoflarını okumakta, inancı oradan aldıkları kavramlarla temellendirmeyi denemekte, akıl ve mantık yoluyla açıklık sağlamaya yönelir. Bu çabalar kutsal metinlerin yorumlanmasına dönüktür. Bildiklerini, anladıklarını bir başka coğrafyaya, belki de bir sonraki çağa aktarma hazırlığını yapmaktadır. Ama aynı zamanda ortaçağ bir semboller denizidir. Dünyayı, yorumlanması gereken kutsal hikayeler, İnciller, tefsir edilmesi gereken bir Kur'an ve Rabbilerin bitip tükenmek bilmeyen Kabala çalışmaları doldurur. Ortaçağın tek bir kalıba dökülemeyecek sayısız yüzü vardır. Yalnız ruhani otoritelerin ve dünyevi iktidarların egemenliği söz konusu değildir. Düşünce ilk bin yıldan sonra sanat yoluyla daralan anlam dünyasının duvarlarını zorlamaya başlar. İnanç temelinde kurulan anlam dünyası giderek zenginleşmeye, farklı arayışlara çıkan düşünce ise dış boyutuna, gözleme ve deneye yönelir. Dünyanın öteki bölgelerinde ise düşünce dünyayı var olduğu biçimiyle, olduğu gibi bırakacak bir seyir izler. Var olanı anlama yorumlama gayretiyle yetinir. Saatlerin tamircisi neşeli bir gününde bir yandan döner, bir yandan tekerleme söyler. Çaktırmadan bıyık altından güler. Her satır üzerine 10.000 sayfalık bir kitap yazmayı düşler. Zamanı başlatan oyundur. Oyunu kuran evrendir. Evreni yaratan tanrıdır. Tanrıyı bulan insandır. İnsanı vuran zamandır. Dünyanın bilgisi. Rönesans sancıyla başlayan orta çağın Aristotelesçi bilim anlayışının çözülüşü, Yunanlılardan beri insanın kendisini içine yerleştirdiği kosmosunda çözülüşüdür. Bu çözülüşü yapısı, sonlu, sıra düzenli bir dünya anlayışından her şeyin varlık düzeyinde bulunduğu, açık, sınırsız, hatta sonsuz evren anlayışına geçiş izler. Erekselliği olmayan bu sonsuz evrende, önemsizlik duygusuyla kendi yerini bulmaya çalışan insan, doğayla yeni türden bir ilişki kurar. Aslan 2004, S135. Evrenin her yerinde aynı matematiksel yasaların geçerli olduğunu, evrendeki düzenlilik ve uyumluluğunda bu yasalara bağlı olduğu düşüncesi bilim anlayışında bir kesinlik duygusunu ortaya çıkarır. Aristotelesçi bilimde doğa kendine yaslanır. Doğada olgunun oluşmasında varmak istedi. Bir erek vardır. Aristoteles'teki ereksellik nedeni doğaya egemen olmayı değil, onun içinde yaşamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bacon, Aristoteles'te mevcut dört nedenden ikisi olan biçimsel ve ereksel nedenin fizikten çıkarılmasını ister. Çünkü bu nedenler insanın hayal gücünün ürünüdürler. Fizik yalnızca madde ve kuvvet üzerinde kurulmalıdır der. Genel olarak söylemek gerekirse Bacon doğanın kontrol edilebilirliğini, ama bunun için onun anlaşılması gerektiğini söyler. Doğada işleyen nedenleri deney aracılığıyla anlayabilirsek,
ona hakim olmayı da becerebiliriz diyordu. Galilei'nin diskorsisinin ünlü, yönteme dair olan formülü şöyledir, doğa matematiğin diliyle yazılmış bir kitap gibidir. Bu dili öğrenmeliyiz. Bu formül geçmekte olan bir dünya ile gelmekte olan bir dünyanın arasındaki çatışma noktasıdır. Ulf Bakker bilimsel kuşku, Galilei'nin doğayı ve evreni matematikleştirme ve idealleştirme düşüncesinin altında. Platoncu rasyonalizm yatar. Galilei bilimsel olanın ve bilimin dışında kalanın tanımını yapar. Doğanın matematiksel olarak ölçülebilen, şekil, büyüklük, sayı, konum gibi nesnel nitelikleri ve bu niteliklerin ilişkisi bilimi, renk, ses, koku, tat, ses gibi ikincil nitelikleri bilimin konusunun dışında tutar. Aristotelesçi gerçeklik duyulur niteliklere dayanıyordu. Galilei ise, matematiği gerçekliğin temeline koyarak Aristotelesçi gerçekliği insana göreli bir durum olarak gerçekliğin dışına atar. Matematik, nesnel, objektif, bilgiye ulaşılmasını sağlayan araç oldu. Matematik doğanın soyutlanmasına, tüme varım ile elde edilen evrensellik ise kendinde bireyselliğin ve günlük deneyimlerin göz ardı edilmesine yol açtı. Husserl Galilei'nin tüme varımı hipotez olarak değil de kesinlik içinde alışını eleştirir. Doğa, uzam, zaman sonsuza doğru ideal bir şekilde uzatılabilir ve bölünebilir. Alan ölçme sanatından geometri, sayı sanatından aritmetik, gündelik mekanikten matematiksel mekanik ve benzeri çıkar. Şimdi bundan açıkça bir hipotez çıkarılmadan görsel doğa ve dünya matematiksel bir dünyaya, matematiksel bağ bilimlerin dünyasına dönüşüyor. Çüçen 2003 S164. Modern bilim ve felsefe, öznenin tüm dünyayı kendisine göründüğü biçimiyle inşa etmesi üzerine kurulmaya başlanmıştır. Bu nedenle bilgi ve bilim her şeyi anlayan ve açıklayan durumuna yükselir. Descartes matematiği ölçülebilir, düzenlenebilir olan her şeyi açıklayan bir genel bilim olarak, Mathesis Universalis olarak ele alır, diğer bilimleri de matematiğin dalları olarak görür. Doğanın matematikleştirilebileceği düşüncesi, matematiksel yasalara bağlı işleyen mekanik bir doğa düşüncesini ortaya koyar. Descartes'in üç temel düşüncesi, felsefenin benden başlaması, teolojik düşünmeyi bırakıp, doğayı kendisiyle kavramaya dayanan mekanizmi savunması ve özne ve nesne, bedeni zihin ayrılığını belirginleştirmesidir. Bu düşüncenin de temelini Descartes'in akla olan güveni, kuşkuculuğu ve yeni bir yöntem arayışıdır. Descartes'in özne ile nesneyi kesin olarak birbirinden koparan dualizminin batı düşüncesi açısından belirleyici bir sonucu olmuştur. Akıl sadece özneye ait bir nitelik sayılmaya başlanmıştır. Nesne ise düzensiz, karışık bir yığındır. Aklın görevi bu yığını ayrıştırmak, sınıflandırmak ve kullanmaktır. Horkheimer 1986, S45 bu akıl parçaları ayırıcı, analiz edici ve biçimseldir. Descartes'e göre yanlış kullanılan bir aklın ardından yürümek, doğru olan bir yaşamdan uzaklaşmaktır. Her kişide ortak olan aklın kullanılmasında hakikatten uzaklaştıran yanlışlar olandır. İşte insanın doğru düşünmesini sağlayacak olan yöntemdir. İnsan yöntem sayesinde yanlışlarını düzelterek zaman içinde sağın bilgilere ulaşacaktır. Eşyanın hakikati, bu hakikatin bilgisine giden yolda tektir. İşte aklı kullanmanın bu ortak, genel geçer, sağlam, bulanık ve belirsiz yargılara yer vermeyen, rastlantısallıktan uzak, kesin, güvenilir yolunun bulunması hakikat ölçüsünde çok önemlidir. Sadece doğru yöntemi bulmak yeterli değildir. Sonra da durmamacasına ilerlemek gerekir. Tabi kuşkuyu hiç elden bırakmadan. Ön yargılar, eleştirilmemiş bilgiler, hazır bulunup alınmış fikirler üzerinde kuşkuyu elden bırakmadan durup düşünmedikçe, insanı etkileyip yönlendirmeyi sürdürürler. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.
Ama insan, kuşkuyla yaklaşıp, doğru yöntemi kullanarak akılla eleştirmeye başlayınca eyleyen bir insan olarak doğayı tanıyacak ve ona egemen olmayı başaracaktır. Egemen olan ile egemen olunan arasındaki ayrılık, tanıyan, kavrayan, anlayan, düşünen, bilinçli varlık, res cogitans ile kendi başına eylemi bulunmayan, bilincin dışındaki varlık, beden ya da dış dünya, res eitansa arasındaki ayrılıktır. Başka bir deyişle insan doğa ayrılığıdır. Rönesans'tan beri ortaya çıkan teknik buluşların, teknolojinin en önemli temel dayanaklarından biridir bu yaklaşım, çünkü teknoloji doğaya egemen olmanın biricik aracıdır. Klasik doğa bilimi toplumsal düzenin değişimiyle karşılıklı etkileşerek hızla gelişen teknik bir kuvvete dönüşmüştür. Teorik düşünme ile teknik gelişme sürekli etkileşim içindedirler ve her ikisinin tek amacı mekanik bir bütün olarak görünen doğaya egemen olmaktır. Descartes kendi felsefesini ortaçağ düşünce yapısı üzerine inşa etmiştir, kendisinden sonra gelen birçok felsefi görüşü ve varlık anlayışını etkilemiştir. Bütün modern ontoloji, Descartes'ten etkilenerek epistemoloji temelli ontoloji haline dönüşmüştür. Descartes'in dış dünyasını Tanrı garanti etmekle birlikte, madde en son elde ettiğimiz bilgi ve varlık türüdür, Çüçen 2003 S. 128, böylelikle Descartes, felsefeyi ve varlık bilimi geleneksel yapısından ayırıp, varlığı kavrama yolunun modern matematiksel fizik olduğunu öne sürer. Varlık düşüncesini felsefeden alıp fiziğe aktarır. Ondan sonra da varlık ontoloji çerçevesinde değil de epistemoloji çerçevesinde kavranılmaya başlanır. Antikitede Platon ile en yüksek aşamasına ulaşan, bakışın evrenden insana yönelerek, insanın kendi varlığının anlam olanaklarını varlığın içinden değil de özneden hareket ederek aramasının başlangıcı felsefi düşüncedeki ilk kırılmadır. İnsan varlığın içinde kendini farklı bir yere koymuştur. Descartes ise bu süreçte ortaya çıkan ikinci büyük kırılmadır. İnsanı doğanın dışına taşıyarak onu evrenin tam merkezine oturtur. Matematik aracılığıyla formülleştirilen doğa bilimleri de iç anlamlarını kaybederek biçimsel bir yapı kazanırlar. Descartes'in varlık felsefesinin ortaya koyduğu yeni anlayış, radikal bir biçimde ortaçağ ile modern çağı birbirinden ayırmıştır. Zaman, der saatlerin efendisi, benim için yalnızlıktır. Yalnız benim için akıyor gibidir. Benim geçmişim, benim düşlerim ve içinde bulunduğum an yalnız bana aittir. Hatırlamak bana aittir, unutmak insanlara. Sonsuzluk bana aittir, ölüm insanlara. Gerçek bana aittir, tarih insanlara. Hiç dostu olmadığından yakınır saat tamircisi. Kartezyen gelenekte başlayan kogito merkezli felsefe ve bilim anlayışı etkinliğini günümüzde de sürdürür. Kogito, Spinoza'da bir, Leibniz'de monad, empiristlerden Locke'e, Hume'de içi boş levha olan özne, Berkeley'de ruh, Kant'ta transandantal özne, Fichte ve Schelling'de ben ve son olarak Hegel'de mutlak din olur. Tüm modern filozoflar kogitoyu öznenin değişik formları olarak kavrayıp onu açıklamaya çalıştılar. Çüçen 2003 S15 işte bu. Yüzden modern felsefenin tümü epistemolojiye dayanır. Bilimin dünyası, doğanın yasalarına vakıf olmak sürecinde kullanılan yöntem ve ortaya çıkan bilginin toplamına modern bilim, bu bilginin pratik alana uygulanmasına da teknoloji denir. Bilimsel bilgi genelleştirilmiş tüme varıma dayanan bir bilgidir ve ister doğal isterse toplumsal alanla ilgili olsun zorunlu ve ideal akıl bilgisinden farklıdır. Kaynağını büyük ölçüde eski Yunan felsefesinde bulan doğa bilimleri, kendisini tümelin bilgisini ortaya koymakla görevli saymış ve bilimi de tümelin bilgisini elde edebilecek bilgi faaliyeti olarak göstermiştir. Doğa bilimleri, doğal olguları inceler ve bu olgular arasındaki ilişkileri azlık çokluk, mistik yönünden açıklar, bu olgular arasındaki değişmez ilişkileri saptamaya çalışır ve saptadığı bu ilişkiler yasa adını verir. Doğa bilimlerinin yöntemleri açıklayıcıdır. Açıklama ise nedenselliği gerektirir. Nedensel ve nicel bir açıklama peşindeki doğa bilimleri için en uygun açıklama biçimi ise matematiksel açıklamadır. Özetlemek gerekirse klasik bilim anlayışı olarak kabul edilen bu anlayışta, bir gerçeklik tüm heteroven görünümüne rağmen homovendir, o bir kozmostur, onun akla uygun bir yapısı vardır, bilimin görevi gerçekliğin bu algısal yapısını gözlem, deney yoluyla ve evrensel doğa yasalarını bularak ortaya koymaktır. Gerçeklik hiyerarşiktir, onun aşağıdan yukarıya doğru yükselen düzenli bir yapısı vardır. Şu gerçeklik mekaniktir, doğada her şey bir makine düzeni içinde işler. Vört, gelecek ve gidişat bellidir, çünkü doğaya hakim olan yasalar gelecekte de geçerli. Olacağından, olacak olanı şimdiden tespit etmek mümkündür ve bu husus bilimin önde ileride
bulunma, prediction ve önceden bilme, prognoz imkanına sahip olması anlamına gelir. Gerçeklikteki değişim niceliksel ve birikimseldir. Bu demektir ki, gerçekliğin mekanik düzeni evrensel bir dille, matematiğin diliyle ifade edilebilir. Bilim nesneldir, özne olarak gözlemci, nesne karşısında nötrdür ve nesneden kesinlikle ayrı durur. Özne ile nesne arasında kesin bir mesafe vardır ve özne nesnesinin karşısına her türlü moral, dinsel, ahlaksal, siyasal, ideolojik kabullerinden arınmış olarak çıkabilir. 7. Bilimin elde ettiği sonuçlar evrensel ve zorunludur, çünkü tam bir nesnellikte, deneysel ve matematiksel yoldan elde edilmişlerdir. Özlem 1998. Ortada modern bilimi diğer bilme etkinlikleri içinde sadece en başa koymakla yetinmeyen ve tek güvenli bilme etkinliği olarak da kabul eden bir ön kabul vardır. Bu ön kabulden hareket edildiğinde ise, tarih ve kültüre yönelecek bir bilimin olabilirliği şüpheyle karşılanır. Örneğin, Descartes tarihle ilgili bilgilerin kuşkulu olduğunu söyler. Tarihsel alanda bir öznellik hakimdir. Locke'a göre de tarihsel toplumsal bilginin doğruluğundan, sağlamlığından şüphe edilmelidir. Hume ise, bu dağınık olguları kavrayabilmek için insan doğasının incelenmesi gerektiğini söyler. Burada insanın davranışlarını yönlendiren şeylerin incelenmesi, bir bakıma psikolojik bir araştırma yapılması söz konusudur, ama psikolojiye dayanan bir araştırma yapılmasına karşın yine de tarihsel, toplumsal alanda doğadaki gibi bir bilimsel düzeyden söz etmek mümkün değildir. Yine de bu bilim felsefesi geleneğinde, bilimin birliği unified, science ilkesi egemendir. Toplumsal bilimlerde doğa bilimine göre konumlandırılırlar. Doğal gerçeklik ile toplumsal gerçeklik arasında nesne farklılığına dayalı bir ayrım öngörülse de, yöntem farklılıklarının olabileceği kabul edilse de, her iki bilim tipi de tek bilim tipine göre kurulurlar. Genel olarak bilimsel bilgi geleneksel bilginin karşısında konumlandırılır, nihai noktada. Rasyonel eleştiriye dayalı bilimsel süreç, tarih içinde yaşlıların gelenek içinde dünyayı anlamaya dayalı olarak elde ettikleri bilgiye tezat teşkil eder. Rasyonalite ve bilimsel yöntemin uygulamaları ve prestiki artarken, inanç temelli klasik hermenötik gözden düşer. Geleneğin bilgisi ve anlam dünyası ise cehaletle özdeşleştirilir. Vaat edilmiş bir dünyanın kadranı içinde amaçsızca koşturan, gösteriş budalası, çocuklaştırılmış bir zaman ve onu yakalamak zorunda olan saat tamircisi oturduğu tezgahın başında, zamanı anlamak ve mekanik bir saatin içinde zapt etmek için harcadığı uzun yüzyılları düşünmektedir. Şimdi sadece arada bir baktığı küçük penceresinden dünyayı seyreden sıkıntılı bir adamdır. Bağ bilimleri daha 17 YY'ın başlarında felsefi temellerine oturur. Bacon'dan beri bilimlerin temeli ve yöntemi bir süreklilik, tarih oluşturur. Ama benzer bir durum tarih, toplum, siyaset, hukuk, devlet, teoloji, sanat gibi insan edimine ve tininin nesneleşmesine bağlı olan alanlarda yoktur. Bu nesneleşmeyi kendisine nesne olarak alan bilime tin bilimleri, insan ya da kültür bilimleri denir. Comte doğa bilimlerinden yola çıkarak bir toplum bilim oluşturmak ister. Yalnız Comte'un bilimleri sıralamasında doğa bilim toplum bilim biçiminde bir ikili ayrım yoktur. Ona göre bütün bilimler bir doğal sıra düzen içinde yer alır. Modeli doğa bilim olunca toplumsal, tarihsel, kültürel olayları sistematize edecek ve açıklayacak bir genel yasanın peşine düşer. Tüm tarih ve kültür alanında egemen olacak üç hal yasası gibi bir yasadan söz eder. Ama insanın kendisi doğal bilimin incelediği bir nesne olduğunda ya da doğa biliminin nesnesini inceleyen özne olduğunda onun değişken doğasından kaynaklanan bir takım problemlerle karşılaşılır. İster bilimsel etkinliğin nesnesi olsun, ister etkinliği yürüten özne olsun insanın eylemini ve toplumları tarih ve kültür gibi bağlamlardan arındırarak kavramak mümkün değildir. Ele alınan konular, onları ele alış tarzından bağımsız değildir. Bilimsel soru sorma tarzının ardında soruyu soran özne vardır. Yani konu, nesne, özneye doğrudan ve dolaysız açık durmamaktadır, tersine. Konunun, nesnenin, öznenin bilimsel ele alış ve sorusunu soruş tarzından bağımsız olmadığı görülür. Stroker 1990, S16, doğa bilimsel yöntemlerle tinsel gerçekliğe yönelmek yanlıştır. Doğa bilimleri olgu üzerine kurulur. Tinsel bilimler ise anlam, insanın sahip olduğu değerler sistemi onun davranış ve düşünüşüne etki eder. Ama değerler, deneye uygun olgular değildir. Ama onlar da olmadan ne insan ne toplum kavranamaz. İnsanlar kendilerini, birbirlerini, içinde yaşadıkları kurumları hatta doğayı bile sahip oldukları değerlerin süzgecinden geçirdikten sonra kavrayabilir.
toplumsal bilimlerin 19'da benimsediği bir yöntem ve ayrım kalıbı vardır. Nomotetik ve ideografik bilimler. Nomotetik, Latince yasanın amir hükmü, evrenin kanunlarını araştırırken, insani fenomen ile fiziksel fenomen üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar üzerinde özü itibariyle hiçbir fark bulunmaması durumunu anlatır. Görünen farklar zahiridir ve bu yüzden geçicidir. Genel gerçeklikler, ilkeleri ve evrensel olanı bulmaya çalışır ve toplumsal yapının ve değer ifade eden hükümlerin bu genel, evrensel doğalar çerçevesinde ortaya konulabileceğini düşünür. Ve bunun yolu, klasik doğa bilimlerinin teorik öncüllerinin ve pratik tekniklerinin aynen alınıp kullanılmasında yatar. Bu yüzden zaman veya tarih, nomotetik sosyal bilimci için çok önemli değildir. Pozitif bilimler genel kabulleri itibariyle bu epistemoloji etrafında kümelenir. İdeografik bilimler, insanın toplumsal eyleminin tekrarlanan bir şey olmadığını ve bu yüzden zamana ve mekana dayanıklı geniş ölçekli genellemelere uygun olmadığını düşünür. Çıkış noktası özgül, biricik olan, dolayısıyla da değişken, tesadüfi, farklılığa dayalı olanı saptamaktır. Bunun aranacağı yer ise tarihsel gerçeklikleri saklayan metin, doküman ve arşivlerdir. Nomotetik olanın nesnellik iddiasına karşın, ideografik öznel olanla etkileşir. Tinsel, kültür, sosyal, insan gibi adlandırmaları olan bilimler bu epistemoloji etrafında kümelenir. İdeografik bilimlerde mutlak gerçeklik ve evrenselliğe ulaşmak zordur. Ulaşılan olguları tüm toplumlar, kültürler açısından geçerli genellemeler biçiminde ifade etmek, nomotetik bilimlerdeki kadar kolay değildir. Her toplumun yapısal özellikleri, tarih içinde yolculukları farklıdır. Hem tin bilimleri epistemolojisi, hem kültür bilimleri mantıkçılığı, akımı, tarihi ve toplumu inceleyecek olan bilimleri konu ve yöntem bakımından doğa bilimlerinden ayırıyorlar. Tarihi ve toplumu inceleyecek olan bilimlerin konusu doğa değil insan ve tindir, kültürdür. Tin, kültür, tarih, toplum dünyası, konu olarak şu özelliklere sahip sayılıyor. Bir konu bizatihi tarihseldir. Bu konu alanında her şey tekillik arz eder. Şolaylar yasalara göre değil, konulmuş vaz edilmiş şeyler olarak kurallara, değerlere, felsefi, dinsel, ideolojik etkenlere göre ele alınır. Burada doğada olduğu gibi yasa-olgu ilişkisi değil, insani amaçla-eylem ilişkisi esastır. 4. Bu alanda doğal nedenler değil, çağlara, kültürlere özgü kalan insani, kültürel motifler vardır. Bir tarih, toplum dünyasında olgu değil, olay vardır. Bu dünyada determinasyon değil, olasılık ve rastlantı söz konusudur. 7. Bu dünya ancak belli perspektifler altında inceleme konusu kılınabilir, bu dünyanın kendisi. Göreceli bir dünya olduğu gibi, onu incelemek de ancak göreceli bir konumdan hareketle mümkündür. Özlem 1998. Bağ bilimler açıklar, tinsel bilimler ise ancak öznel olarak bir anlama, verstehen konusu olabilen değerleri, normları, ideleri ve bunların anlamlarını, kısacası tinsel gerçekti ele almak zorundadırlar demiştik. Bağ bilimlerinin sahip olduğu gerçeklik nicel değil nitel. Bir gerçekliktir, değerlerden bağımsızdır. Ayrıca doğa bilimleri algılamanın konusudur. Tinsel gerçekliği oluşturan ideler, normlar, değerler her şeyden önce yaşanırlar. Bunlar, tarihsel birikim olarak insan yaşamını yönlendiren, hatta biçimleyen şeylerdir. Bu yüzden, bunlar empirik bir algılamanın değil, öznel bir anlamanın konusu olabilirler. Özlem 1986, S30, burada anlamayı psikolojik bir kavram olarak almamız değil de kültür. Gerçeğini bilme biçimi olarak almamız doğru olur. Tarihsel toplumsal gerçeklik, sadece insan. Özlü bir gerçeklik, doğada rastlanmayan bir amaçla eylem bağlantısını içeren bir dünyadır. Yüzden pozitivistik bir açıklamanın değil, anlamaya dayalı farklı bir bilimsel kurgunun ürünü olabilirler. Bu nokta kültür bilimlerinde yöntem sorunu açısından büyük önem taşır. Bu ikinci, FİP bilim modelinin kökeni İbn Haldun'a, Vico'ya kadar gider. Ama bu modeli ilk olarak sistematik bir biçimde ele alıp doğa bilimleriyle sınırlarını çizen Dilthey'dir. Kültür tin bilimlerinin nesne alanı, sahip olduğu yöntem çeşitliliği, oluşturulan kavramlar, yaklaşımlar epistemolojik anlamda o denli farklılıklar gösterir ki ortak bir ölçüt çerçevesinde toplanması zordur. Te yandan bu alanda araştırma yapacak olan araştırmasına kendi değer ve seçimlerinin yön vermesinden kaçınamaz. Bu sebeplerden dolayı kültür bilimlerinde görecelikten, yanlı algılama denen şeyden tümüyle kaçınmak olanaksızdır. Bu problemin çözümü Dilthey'den gelmiştir. Dilthey için bilginin temeli bilgin kuramsal değil, tarihseldir. Bilgi her tarihsel dönem ya da süreçte, o tarihsel dönem ya da sürecin yaftasını
oluşturan tinselliğin, yani tarihinde ürünüdür. Birey kendini ve evreni bağımsız ve özerk olarak asla tam tamına kavrayamaz, çünkü o tarih tarafından belirlenmiş ve tutuklanmıştır. Özlem, 1986, S31. Tutukludur çünkü o tarihsel bireydir. Algısı tarihseldir. Dilti, bilgi ve bilimi zamana, tarih, bağlı olmayan bir boyut içinde görmeye çalışan. Yeni çağın doğa bilime dayanan epistemologisini tek yanlı bulur ama onu dışlamaz. Onun yerine kökleri tinsellik, tarihsellik ve yaşama kavramlarına dayanan bir metaepistemoloji tasarlar. Bu metaepistemoloji yaşamın bütünlüğüne yönelen bir yaşama felsefesi tabanına dayalı olacaktır. Yaşama felsefesi, yaşamanın bütünlüğünü kavrama girişimi olacaktır. Özlem, 1996, S30, Dilthey'in felsefeye getirdiği anlama kavramı dualist bir bilim anlayışını içinde barındırır. Bağ ve tim bilimleri için açıklama anlama karşıtlığını temele alan bir dualizmdir bu. Açıklama ile anlamanın her bilme etkinliğinin temel öğeleri olduğunu gözden uzak tutmamak. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bu konuda Habermas'ın söyledikleri önemlidir. Bu dualist kavram çerçevesinin dışına çıkamayanlar anlamayı yanlış anlayarak, psikolojik bir yoruma tabi tutarak onu, duygudaşlık yoluyla kendini yabancı bir öznenin zihinsel durumlarına yerleştirme olarak görmektedir. Oysa Habermas, ta anlama etkinliği bir diyaloga bir üçüncü olarak, dışarıdan bakma değil, diyaloga doğrudan doğruya ikinci öğe olarak katılma demektir. Anlama bununla iletişimsel bir boyut kazanır. Ricoeur ise açıklama ile anlama arasındaki çatışmanın yalnızca görünüşte bir çatışma olduğunu ve bu iki tutumun diyalektik olarak birbiriyle ilişkili olduğunu göstererek olay ile anlam diyalektiğinin konuşulan söylemdeki gibi yazılı söylemde de devam ettiğini düşünür. Dilti için her tarihsel dönemde anlamların taşıyıcısı olan dil, her tarihsel dönemin kendisini dışa vurduğu, nesneleştiği ortamdır. Bir tarihsel döneme damgasını vuran değerler, o dönemin anlamlarının taşıyıcısı olarak dilde saptanabilirler. Bu yüzden dilsel ürünler olarak yazılı metinler her zaman tinsel bilimlerin ana malzemesidir. Anlamı ortaya çıkarabilmemiz için başvurulması gereken temeldir. Dilti her dönemi kendine özgü bir bütünlük olarak görürken, anlamı ortaya çıkarmak isteyen bizlerin farklı bir donanım ve geçmişin değerlerinden oldukça farklı bir yapı içinde olduğumuzu vurgular. Bu yüzden bize yabancı olan geçmişi tam anlamıyla kavrama olanaklarımız kısıtlıdır. Bu konuda yapabileceğimiz şey, geçmişi, dilsel ürünlerin, yazılı yapıtların dilini yorumlayarak anlamak, yani hermeneutik yapmaktır. Öyle ki, Dilthey için hermeneutik, tinsel bilimlerin ana yönetimidir ve tinsel bilimler hermeneutik bilimlerdir. Özlem, 1996, S34, zaman evrendeki en büyük labirenttir. Gördüğünü bize böyle söyler saat tamircisi. İnsanı, labirentin küçük bir köşesine sıkışmış, geçmiş ve gelecek arasında sallanan salıncağı mahkum olmuş görür. Salıncağı tutan sonsuzluktur. İnsan ise sonunun ölüm olduğunu bilir. İşte bu onun yaşantısını dünya üzerinde oynadığı bir oyuna çevirir. Zaman şaşırtır, kandırır, kendine bağlar. Onun değişkenliğinde insanı bekleyen acıklı bir çırpınmadır. Zaman biçare insanla oynar, önüne girilmesi tehlikeli yollar açar. Huşkuyla girdiği her yolun ortasında bulduğu var olma çabasıdır. Yolun sonunda ise ölüm beklenmektedir onu. Labirentin çıkışı yoktur. Tamirci labirente tepeden bakar. Anlamın dünyası, anlama sorunsalı içinde başlıca iki ana gelenek ortaya çıkmıştır.
Bunlardan birincisi anlayıcı. Sosyolojinin içinde geliştiği alandır. Weber, etnoyöntem bilimi gibi. İkinci gelenek dilti ve Husserl'e dayanan anlama, Heidegger tarafından varlık ve zamanda insan varoluşunun temel özelliği olarak ve anlaşma, Gadamer tarafından hakikat ve yöntemde tarihsel yaşamın temel özelliği olarak ontolojik bir biçimde karakterize edilmiştir. Habermas 2001, S. 135. Weber'e göre, sosyolojinin temellendirilmesindeki temel epistemolojik mesele, doğa bilimlerinin açıklaması ile kültür bilimlerinin anlamasını bağdaştırmaktır. Çünkü, bireyselleştirici, kültür bilimleri, tarihte, genelleştirici kültür bilimi olarak sosyolojide, kavramların ancak değermeylem ilişkisinden hareketle kurabildiklerinden, öncelikle anlamacı bilimlerdir ama özellikle genelleştirici olması gereken sosyoloji, aynı zamanda açıklamacı bir bilim olarak kurulmak zorundadır. Özlem 1990, S. 82. Weber, sosyolojide anlama yönteminin etkin olmasında hemfikirdir ama onun anlamaya bakışı sosyolojik anlamadır. Nedensel açıklamayı içeren bir nedensellik çerçevesinde bir anlama yaklaşımına sahiptir. Weber bu bağlamda anlayarak açıklamak yöntemi ile üç şekilde ideal tip oluşturmuştur. Birinci, münferit bir hadisede davranışta kastedilen gerçek manayı veya mana bütünlüğünü yorumlama yolu ile kavramak demektir. Bu yol ile Weber hem genel hem de benzersiz olma özelliğinde olan Batı Avrupa kapitalizmini incelemiştir. Tarihsel yaklaşım. İkinci, kitlesel davranışlarda kastedilen ortalama ve yaklaşık manayı veya mana bütünlüğünü yorumlama yolu ile kavramak. Weber tarihsel süreç içerisinde farklı zaman ve toplumlarda karşılaşılan bürokrasi tiplemesini ortaya çıkarmıştır. Kitlelerin sosyolojik olarak ele alınması. Üçüncü, sıkça görülen bir olayın saf tipini kurgulayabilmek için ona bilimsel olarak atfedilen manayı veya mana bütünlüğünü yorumlama yolu ile kavramak şeklindedir. Ekonomik kuramın önermelerini bu şekilde ele almıştır. Değişim, serbest rekabet ve tamamen akılcı bir etkinlik esasına göre örgütlenmiş bir toplumda piyasaların ayrıntılı bir ideal tablosunu incelemiştir. Tekel 2003. Etnoyöntem bilimi, kültürün içinden kültürü anlama yöntemidir. Günlük hayata odaklanarak öznel yapıların nasıl anlamlandırıldığını inceler. İlgilendiğimiz toplumun bir araya nasıl geldiğini, nasıl yapılmakta olduğunu anlamaya çalışır. Günlük faaliyetlerin toplumsal yapılarını esas alır. Bireylerin obveleri ve gerçekleşen olayları anlama biçimleri ile bu biçimin eyleme dönüşme süreci etnoyöntem bilimin ilgi alanıdır. Bu anlamlandırma sürecinde bireyler kendilerince ifadeler kullanırlar. Anlatım kavramı, birey tarafından algılanan şeyin ifade edilmesi anlamına gelir. Etnoyöntem bilimciler anlatımların kime göre ve neye göre doğru algılandığı sorusu üzerinde durmuşlardır. Etnoyöntem bilimciler bir yandan tarafların yorumlayıcı bir biçimde ürettikleri gündelik yaşam pratiğinin işlemsel ve salt tikel karakterini vurgularken, bir yandan da sosyal bilimcinin esas olarak bir taraf statüsünde bulunması olgusundan yöntem bilgisel sonuçlar çıkarırlar. Habermas 2001 S. 155. Hermeneutik nedir sorusuna verilebilecek en basit cevap, verstehen yani idrak etmeyi sağlayan bir düşünme geleneği olduğudur. Bir bildirme, haber verme, çeviri yapma, açıklama ve açımlama yorumlama sanatıdır. Etimolojik kökenini tanrıların buyruklarını insanların anlayabileceği biçimde anlatan, onlara manasını açıklayan Hermes'ten alır. Hermeneutik, etkinliği daima bir başka dünyaya ait bir anlam bağlamını, o an içinde yaşanılan dünyaya aktarma, çevirme etkinliği olmuştur. Bu düşüncenin ifade edilmesi, bildirilmesi olarak hermeneyi esas anlamı içinde geçerlidir. Zaten ifade kavramının kendisi, dışa vurma, açıklama ve çeviriyi içerecek şekilde çok anlamlı bir kavramdır. Günay, 2002, S. 84. Antik Çağ'da sözel ve sıradan bir anlamın, düz anlam, ardında ya da üstünde bulunduğu varsayılan esas anlamı ortaya çıkarmayı amaçlar. Art ya da üst anlamın karşılığı olan hoiponoia, alegorik yorumlamayı anlatır. Teolojik hermeneutik, Hristiyan dogmatizmine dayanan Eski Ahit ve Yeni Ahit arasındaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak için Augustinus tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Sileyer Maçer, hermeneutiği evrensel bir anlama ve açımlama öğretisi haline getirmeyi denemiştir. Ona göre anlama, metnin dehalar arasılık temelinde üretken tekrarıdır. Böylece, Sileyer Maçer ile hermeneutikte dilin rolü ön plana çıkmış, filolojik yorumlamanın sınırları zorlanmıştır. İletişimin, insanların birbirini anlaması zemininde temellendirilmesi, hermeneutiğe yeni bir derinlik kazandırmıştır. Sileyer Maçer için bir anlam verme sanatı,
olarak hermeneutiğin başvurduğu anlama yöntemi evrensel bir yöntem olarak tüm tinsel yaratıları, düşünce ürünlerini, bu yaratı ve ürünleri onların yapıcıları ile özdeşleştirerek ve bu arada kendimizi de onlarla özdeşleştirerek yeniden zihnimizde kurma yöntemidir. Yöntemle ele alınacak olan yazılı metinler aslında dilsel ürünlerdir ve dil, bireyin olduğu kadar toplumunda evreni anlamlandırma ortamıdır. Yani bireyde, toplumda her tarihsel çağda sözcüklere yüklenen ortak anlamlar aracılığı ile evreni kavrarlar. Öyle ki dil bu haliyle anlamların taşıyıcısıdır. Böyle olduğu içindir ki dil, aynı zamanda her tarihsel çağda insanlığın evreni nasıl kavradıklarını hermeneutik yoldan yorumlamamızı sağlayan ortam olarak tarihin de taşıyıcısıdır. Öyle ki her tarihsel yapıt belli bir tarihtir. Özlem, 2001, S-246. Sileyer Maçer'den sonra dilti, yaşama kavramından hareket ederek din bilimlerini anlamacı bilimler olarak konumlandırmıştır. Hermeneutik de bu bilimlerin temel yöntemidir. Dilti anlamayı şöyle tanımlar, duyulara dışarıdan verilen işaretler aracılığı ile içsel gerçekliğin bilinmesini sağlayan bu yönteme anlama diyoruz. Günay, 2002, S-91. Dilthey'in hermeneutiğinin temel bakışını hayatın anlatımları oluşturur, duyular dünyasında olan şeyler her zaman bir zihnin anlatımlarıdır ki bu ifadeler bizim anlamamıza yardım eder. Bu hermeneutik modelde bilincin homovenliği empatici anlama verstenin temelidir. Yani, bu model insan doğasının homovenliğini anlamayı amaçlar. Dilthey için insan, tarihsel bir varlıktır. Sabit, değişmez bir doğası yoktur. Bu ne demektir? Dilthey tarihi bir nesne olarak, geçmiş bir şey olarak düşünmez. Tarihsellik, başlıca iki şey ifade etmektedir. Bir, insan kendisini yalnızca iç gözlem aracılığı ile değil, yaşamın nesnelleşme yolları ile anlar. İnsanın bize ne olduğunu bize yalnızca tarih söyler. İnsanın kendisini anlaması doğrudan değil dolaylıdır. İnsanın doğası değişmez bir öz değildir. Günay, 2002, S-92 Dilthey ile birlikte felsefe yaşama üzerine bir etkinlik değil, yaşamın İçinde bir etkinlik olarak görülmeye başlanmıştır. Felsefeyle zerrece ilgisi yoktur ve kısa boylu, ufak tefek bir adamdır saatlerin usta, tamircisi. Zamanın içine doldurduğu doğumlar, ölümler, savaşlar, dizleri üzerine çöken imparatorluklar, mezar taşları üzerinde kurulan krallıklar, sayısız kere doğan ve batan güneş ve elbette ki kitaplar, hiçbir kütüphaneye sığamayacak, hiçbir insanın bilemeyeceği kadar bilgi yorgundur. Heidegger, Dilthey'in yaşama kavramının yerine varoluşu koyar. Anlama, insanın düşünsel bir yetisi değil, insan varoluşunun temel hareketidir. Heidegger'de hermeneutik, bir anlama yöntemi olmaktan çıkıp, insanın varlık tarzına, dış dünyaya açılma biçimine dönüşmüştür. Heidegger'e göre insan evreni değil, kendi tarihi içinde kendini anlamaktadır. Bunun için, hermeneutik, insan varoluşunun bizzat kendisini anlama biçimidir. İnsana anlama yolu ile açık olan şey, onun dışındaki bir evren değildir. Varlık, her şeyden önce bize dilde açılan bir tarihtir. Heidegger'e göre, kültür varlığı olarak insan, her zaman herhangi bir kültürel durum içine doğar, kendini herhangi bir daseyin alanı içinde bulur. Bu onun seçtiği bir şey değildir, o herhangi bir kültürel durum içine, daseyine atılmış, bırakılmıştır. Böylece o daha baştan, kendini insan yaratısı bir anlamlar, simgeler, evreni içinde bulur. Yine böylece o, belli bir tarihsellik, kültürellik formu içerisinde kendi olanaklarını ve ürünlerini anlayan ve yorumlayan bir konumdadır. Dolayısıyla anlama, insan varoluşunun temel yönelimidir ve insan ancak anlar. İnsan kendi tarihi içinde kendini anlamaktadır, yani sürekli bir hermeneutik etkinliği içinde bulunmaktadır. Bize anlama yolu ile açık olan şey, o halde, bizden bağımsız olduğu sanılan bir doğa değildir. Doğa bile bizler için ancak bize dilde açılan bir tarih olmaktan ibarettir. Dilin kendisi bir simgeler topluluğu ve düzeni olduğundan, tanıdığımızı sandığımız ve dil aracılığı ile ifade ettiğimiz her şey, simgesel, kültürel, tarihsel olmak zorundadır. Kültürel varlık olalı beri, bizim evrenimiz doğa değil, dildir, kültürdür. Dil insanın evidir. Özlem 1993, S-127. İnsanın kültür hakkında söylediği her şeyin kendisi de kültür ürünüdür. Daseyn için kültür, Çin'e hapsedilmişlikten, atılmışlıktan çıkış yolu yoktur. Ama her insan kendi varoluşu üzerinde, kendi bütüncül yorumunu geliştirmek gibi bir olana sahiptir. Heidegger için anlama, Kartezyen özneden farklı olarak varoluşun tüm potansiyel öğelerini, varlık dolayımı ile etkin kılan öznenin, bütünsel etkinliğidir. Oysa Kartezyen özne, varlıkta
etkin olma konumunda olmayan ama bilme süreçlerinde etkin olan biridir. Özetle söylenecek olursa Heidegger, in hermeneutiye katkısı fenomenolojik yöntemi, epistemolojik değil ontolojik bir ilgiyle kullanarak ilkinin, doğal tavır almanın genel savını, dışarıda bırakabilen saf öznesine karşın kendisinin, tarihsel özneye vurgu yapmasındadır. Bu tavır değişikliği, tarihsel özne ile nesnesi arasında tam bir birlik sağlayabilmiş, ilkinin, vardığı özne ve nesne parçalanmasını, vurguladığı tarihsel anlama boyutuyla aşabilmiştir. Kalaycı, Gadamer'e göre, Heidegger'in yaptığı en önemli şey anlamanın ontolojik anlamını ortaya koymak olmuştur. Bir başka deyişle Heidegger, anlama kavramının yöntemsel bir kavram, değil ontolojik bir problem olduğunu keşfetmiştir. Gadamer'e göre hermeneutik, Dilthey'deki metin yorumuna dayanan bir filolojik çalışma, yöntemi değil, bir metnin kendi içinde sakladığı özün anlaşılması anlamında felsefi bir etkinliktir. Gadamer'in tümel felsefe olarak kavradığı hermeneutik anlamaya dayanmıştır. Anlamak demek, yorumlamak demektir. Yorumlamak da anlamanın biçimini, somutlaşmasını gösterir. Gadamer'e göre anlamanın nesnesi, object, özdür. Bu özü kavramak için geliştirdiği anlama teorisi, tarihsellik, durumsallık, ufukların kaynaşması gibi kavramlarla biçimlenir. Gadamer, bütün anlamın dile ait olduğunu ve kültür bilimlerinde anlamanın bu nedenle dil ortamı içerisinde incelenmesi gerektiğini söyler. Ama dil bir merkez ya da amaç değil, bir ortamdır, bir araçtır, temel değildir. Oyuncunun kendisi, oyunun yalnızca oyun olduğunu ve amaçlarını, ciddiyetini belirlediği bir dünyada var olduğunu bilir. Fakat o bunu, bir oyuncu olarak, bu ciddiyetle ilişkiyi fiilen amaçladığı, yöneldiği şekilde bilemez. Oyun amacına yalnızca oyuncu kendisini oyunda unutuyorsa ulaşabilir. Ciddiyet bize oyunun dışına çıkma çağrısında bulunan bir şey değildir, aksine oyunu oyun yapan şeydir. Oyunu ciddiye almayan kişi bir oyun bozucudur. Oyunun olma modu, Sainsway ise, oyuncuya, oyuna, bir nesnenin karşısındaymışçasına davranma imkanı vermez. Oyuncu oyunun ne olduğunu ve yapmakta olduğu şeyin sadece bir oyun olduğunu çok iyi bilir, fakat neyi bildiğini bilmez. Gadamer, 2008, S142, saat tamircisi penceresinden dışarıya baktı. Bakışlarının ulaştığı her nesne dağılıyor, toza dönüşüyordu. Her şey kozmik bir oyunun parçası gibiydi. Keyifle gülümsedi. Yeni, farklı bir saat yapmanın zamanıydı. Verstehen anlamanın ötesinde idrak etmek, Erzahlen açıklamanın ötesinde tasvir etmek anlamını taşır. Ama bu yazıda anlamak ve açıklamak kelimeleri tercih edilmiştir. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.